Merhaba değerli izleyiciler. Yine bir ortak yayında birlikteyiz. Belgeli Yorum ve 25. Saat ortak yayına hoş geldiniz. Erk Acarer'le birlikte bugünkü bomba Sedat Peker tweetlerini, perde arkasını ve bundan sonraki süreci konuşacağız. Erk merhaba, hoş geldin. Lale merhaba, herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, sizler de tekrar hoş geldiniz. Soru, yorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Yine çok önemli bir yayın olacak. Sedat Peker biliyorsunuz Deli Çavuş hesabından atılan tweetleri retweetledi. Çok çok önemli bilgiler var burada ama şimdi tweetlerinin ne anlattığına döneceğiz ama Sedat Peker üçe bölmüş Erk. Bir seçime doğru, bir cumhurbaşkanlığı belli olduktan sonra, bir de seçimden sonra diyor. Yani o iki aylık şenlik henüz daha başlamadı, son iki aylık şenlik. Şimdi diyor ki o kadar üzerine geliyorsunuz ki, tahrik ediyorsunuz ki diyor, ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Böyle diyor, bana dokunduğunuz zaman diyor ufak tefek yerinizden oynatacağım mealinde tweetler atıyor. Şimdi neden bugün bunları yaptı? Biliyorsun Türkiye'deki bir evine aslında resmen çöküldü. Değil mi? Bunun tam olarak Türkçe'ye son dönemde yerleşen bu çökme meselesi var ya, aslında Sedat Peker'in videolarıyla ve açıklamalarıyla biz bunu çok kullanmaya başladık. Nasıl bazı otellere çökülmüştü vesaire. Resmen Peker'in babasından kalma İstanbul'daki evine de çöküldü. Ve ondan sonra da Sedat Peker çok kızdı. Vergilerini usulüne göre tamamen ödediği, neyse usulü ödediği eviydi bu. Babasından kalma dediği gibi bir de hatırası da var tabii, o anlamda manevi olarak da kıymetli onun için. Milli Parklar sit alanı olduğu için, küçük bir bölümü içinde kaldığı için usulünü uydurmuşlar ve Sedat Peker'in elinden alıyorlar bu evi. Resmen aslında bir anlamda gasp ediyorlar da diyebiliriz tırnak içinde. Şimdi buna benzer evlere uygulama yapılmıyor, onun için Sedat Peker çok kızıyor. Evet Erk, senin şimdi baştan başlayacağız ama burada en çok bu sıralı tweetlerde en çok dikkatini çeken ne? Ya Lale, şöyle söylemek lazım. Bu sıralı tweetlerde her tweetin ayrı bir hikayesi var. Ve gerçekten dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir gelişme olsa şu anda ne İçişleri Bakanı, ne Cumhurbaşkanı, ne kabine hiçbiri kalmamıştı. Hepsine düzenli sıralı gideceğiz. Bugün Bora Edin'in yaptığı haberle başlayalım. Cumhuriyet'ten Bora Edin yaptı. Sedat Peker kendisi açıklıyor zaten. Bir kısmı korunun içinde kalıyor. Dolayısıyla bu noktada usulsüzlük var ama o usulsüzlükten, o küçük usulsüzlükten ötürü bütün bir eve çöktüklerini anlatıyor. Şimdi burada aslında o kadar çok hikaye içerisinde hikaye var ki, matruşka gibi. Yani Türkiye'de her an herkes riskli duruma gelebilir. Her an herkesin başına bir şey gelebilir. Yani bu geçmişte iktidarla ittifak yapmanız değil, bugün itibariyle iktidarla ittifak yapmanız değil, bizzatihi iktidarın kendisi falan olmanız değil. Yani burada aslında hukuk devletinin, daha doğrusu devletin fonksiyonlarının tamamen ortadan kalktığını görüyoruz biz. Neden bunu söylüyorum? Toplamında biz bu meseleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden konuşuyoruz. Sedat Peker Süleyman Soylu meselesini gündeme getirmiş gibi görünüyor ama işte yine danışmanlardan gittiği için gördüğümüz kadarıyla çok büyük, devasa Cumhurbaşkanı'na uzanan bir hikaye görüyoruz burada. Hepsini anlatacağız. Burada çok büyük bir artık kaotik durum. Devletin hiçbir biçimde kendi üzerine düşenleri yapamadığı gibi devletin bir biçimiyle çeteleştiğini, net olarak tanım bu, çeteleştiğini görüyoruz. Şimdi şunu ifade etmek gerekir. En başında söyleyeyim, buradan kuralım. Ben bu mesele olduktan sonra bugün Sedat Peker'i aradım. Görüştüm ki, yani. Evet, görüştüm Sedat Peker'le. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Cumhuriyet Gazetesi'nden okuduk. Bu konuya ilişkin kamuoyu şunu sorar. Şimdi benim için en kritik mesele buydu. Kamuoyu artık Sedat Peker'in çok üstüne geliyorlar. Bu noktada Sedat Peker'in alanını daraltıyorlar. Burada bir anlaşma ya da burada bir geri adım atma
durumu olur mu dedim. Bunu soracaklar dedim. Sedat Peker'in ilettiğini aynen söylüyorum şimdi. Karadeniz şivesiyle size bunu cevaplamak isterim dedi. Tiki tikine gitmeyi göreceksiniz dedi. Yani diki dikine Karadeniz şivesiyle. Evet. Ben de Karadenizliyim. Evet. Rizeliyim. Anne tarafı Rizeli biliyorum. Evet. Yani başlıkta da yazdığımız gibi aslında yani tiki tikine gitmeyi göreceksiniz dedi ve hemen ardından ekledi. Şimdi Sedat Peker 5. vitese takacak artık dedi ki biz bunun aslında yani biz burada bu haberi yapmazdan önce Sedat Peker'in attığı tweetlerle bu işi gördük. Şimdi tabii şunu da ifade etti yani dedi ki aynı basın camiasına, siyasete ya da hani ben bu kadar risk alıyorken bu işi çok umursamaz davrananlara yönelik tweetler de attı. Aynı şeyleri söyledi aslında. Dedi ki yani bu gerçekten korkuyla mı tanımlanır? Bu gerçekten başka bir şeyle mi tanımlanır? Ya da Sedat Peker bunu yapıyor diye bir anlamıyla rol çalma olarak mı tanımlanır bunu bilmiyorum ama bu sessizlik canımı sıkıyor dedi. Çünkü, çünkü bunu da şuradan kurdu. Tekrar şuradan kurdu. Evet bu hikaye benim kişisel hikayemle başladı. Ancak Türkiye'de son benim kişisel hikayem başladıktan sonra da o kadar kötü şey olmaya başladı ki ben bunu artık kişisel bir meseleden çıkardım. Bu hem kişisel bir mesele hem de bir biçimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde olanlara çok büyük bir tepki koymaktır. Bu işin sonuna kadar gideceğim mesajı verdi. Şimdi burada zaten yani hep söylüyoruz biz. Her programda söylüyoruz belki bu tweetler atıldıkça. Ama Sedat Peker gerçekten vitesi arttırmış görünüyor. Ve evet. Sedat Peker açısından ne iktidar açısından bir geri dönüş olana artık bu saatten sonra görünmüyor. Çünkü çok ince yerlere gidiyor mesele. Yani evet, burada evet. Kurumların artık hani o hücrelerine kadar işlemiş diyoruz ya artık kurumla mesela sen de şimdi az sonra yorumlayacaksın SPK, Ali Fuat Taşkesen bunlar çok önemli kurum ve isimler değil mi? Ya öyle olmaz olur mu? Yani biz şunu gördük. Geçen hafta da bunu gördük. Yeşil'de ailesi üzerinden gördük. Hasan Dağcı üzerinden gördük. Eski özel kalem müdürü Fahri Kasırga üzerinden gördük. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yeni danışmanları üzerinden bambaşka ve yine toplumun bütün sinirlerini, bütün hassasiyetini diken diken edecek bir rüşvet, bir koruma, kollama, bir vurgun hikayesine tanık oluyoruz yine. Ya bu çok enteresan bir şey. Serkan Taranoğlu ismini veriyor. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan bir kişi. Biz dikkat ediyorsan aylardır ne diyoruz Lale? Kesintisiz bir susurluk diyoruz değil mi bu evet, işe? Evet. Ve iki dönem kirlilik diyorduk. Hasan Yeşildağ'ın hikayesiyle beraber dedik ki bu artık üç dönem kirlilik. Yani 80 öncesi 80'li yıllar 80'den sonra 90'a uzanan yıllar ve 90'dan AKP'nin bugüne kadar gelen kesintisiz bir ahlaksızlık hikayesi. Biz bunu bu kadar net görüyoruz ki yine bu hikayede. Nasıl görüyoruz biliyor musun? Serkan Taranoğlu'nun abisi eski ANAP milletvekili. Yani Türkiye'yi bu kişiler parsel parsel parsellemişler. Bir imparatorluktan öbür imparatorluğa bu işleri, rüşveti, yolsuzluğu arttırarak, çoğaltarak devam ettirmişler. Şimdi görüyorsunuz Ersin Taranoğlu ANAP milletvekili iki dönem, bir dönemde bakan olarak, kültür orman bakanı olarak görev yapan bir kişi. Dolayısıyla burada acayip bir öykü var. Burada acayip bir sınıf var. Yani halkımıza sabır, yoksulluğa katlanma dileyenlerin Türkiye'de son 40 yıldır çalmadık, şey bırakmadıklarının hikayesi var burada. Bu figürler üzerinden ki gelişmeler çok korkunç. Yani atılan tweetler çok korkunç. Şunu da sormak gerekiyor. Bazı kurumlara da bunu sormak, bunun hesabını sormak gerekiyor. Yani Beymen bu işlerin olabildiğini bildiği halde, bu kişilerin sırf Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olduğu halde,
ya da iş dünyasına yakın insanlar olduğu halde bu operasyonların içinde bulunduklarını bildiği halde neden buluşmalarına izin veriyor Beymen kafenin içerisinde? Hikaye çok acayip biliyorsun. Yani cesaretine bak değil mi? Dediğin gibi ya birisi kim? Senin de söylediğin gibi bu Demir Çelik, Sedat Peker'in tweetlerinde ifade ediyor. Demir Çelik piyasasına hakim Hüseyin Er Yılmaz'dı değil mi? Evet, aynen. Evet. Ve burada hikaye şuradan geliyor Lale. Hüseyin. Ve işte bak belgesi de burada. Şu anda Ergin ekrana getirdi. Evet. İşte yani aslında Sedat Peker'in söylediği şeyi böyle çok kısa, çok net, hani birebir tanımlayan bir şey. I am at Beymen Kavaklıdere Ankara yani. Eskiden biz bunları radyo programlarında duyardık ama Türkiye değişmiş bir biçimde. Yani o Kavaklıdere Ankara'dan Cumhurbaşkanları danışmanlarıyla rüşvet verilen bir yere dönüşmüş. Neydi bu? Demir Çelik operasyonunu biraz açmak gerekiyor. Çok az açmak gerekiyor belki. Bir operasyon düzenlenmişti. Hani kamuoyunun gözlerinin önünde yapılan bir operasyondu. Sedat Peker attığı tweetlerde şunu söyledi yine. Ya bunlar çok ucuz paralardı. Çünkü bu paraları çok öncesinden yurt dışına kaçırmışlardı. Demek ki neydi? Aynı Sezgin Baran Korkmaz operasyonu gibi. Demek ki aynı başka şaibeli iş insanları gibi önceden bu kişilere haber verilmişti. Yani mallarınızı kaçırın, bir operasyon ihtimali var size denmişti. Biz bu operasyonlar ilk yapıldığında da şunu ifade etmiştik. AKP, Erdoğan temiz toplum hikayesini oynuyor. Fakat temiz toplum hikayesine oynarken bunu vitrinde bir reklam olarak yapıyor. Bugün gördüğümüz hikaye bu reklamın da patladığı aslında. Operasyon falan yapılmadı. Bir biçimde bu kişilerin de malların üzerinden pazarlık yapıldığı, çöküldüğü, onlarla ortak işler yapıldığı, sonuç itibariyle paralarının yurt dışına çıkarılmasına izin verildiği ve sonuçta hiçbir şey olmadığı noktasında bugün bunu da anlıyoruz. Buralarda tabii yine çok ilginç hadiseler var. Onları da belki biraz özetlemek gerekiyor. Sedat Peker şunu söylüyor. Yine aynı isimleri söylüyor. Yani Ankara diyor. Ankara Emniyeti diyor. Servet Yılmaz'dan söz ediyor. Resul Koloğlu'ndan söz ediyor. Burada şunu görüyoruz. Burada bir ekip var. Burada bir sistem var Lale. Yani burada yavaş yavaş bak Sedat Peker bu saraya giden yolda bu sistemlerin ve ekiplerin nasıl kurulup nasıl organize olduklarını da anlatıyor bir yandan değil mi? Nasıl işlediğini. Ya şimdi aslında saraya giden yol hep bunu söyledik yine değil mi? IŞİD silahları ilk ortaya çıktığında, Sadat meselesi ilk anlatıldığında bu yol saraya gitmişti zaten. Burada bütün yollar kapanmıştır hali. Ama şimdi artık saray çevresindeki İçişleri Bakanı'nın filan artık ne derler, bir cürmü okunmuyor. Bugünden sonra ne olacak bakacağız. Çünkü Süleyman Soylu'nun da kafasında enteresan şeyler var. Onlara da geliriz. Yani başı sıkıştıkça Süleyman Soylu benim cumhurbaşkanım, benim sevgili cumhurbaşkanım diye naralar atıyor. Sedat Peker bugün o tweetlerde diyor ki ya sen böyle yapıyorsun ama hani aslında Erdoğan'ı arkadan bıçaklamak, onun yerine geçmek isteyen yegane kişilerden biri sendin mesajı veriyor. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Yani burada Süleyman Soylu artık bu işin tadının kaçtığını biliyor. Tadı kaçtıkça da sözüm ona, Erdoğan'a sarılıyor. Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan da ilginç bir şey yapıyor aslında. Çünkü burada bir sistem var. Erdoğan da diyor ki aynı gemideyiz diyor. Şimdi ya kember daraldıkça bir şey söylüyorlar aslında bize. Yani canavli ile bir şey söylüyorlar, anladın mı? Ama ya şu gördüğümüz tablodan, şu gördüğümüz noktadan çok da böyle gidecek bir yer kalmamış. Çok rezilliği çıkmış. Yani SPK başkanının, yani halkın, kamunun paraları üzerinden rüşvet operasyonları içerisinde olması, bu kişinin kardeşinin AKP milletvekili olması, ayrıca bir evlilik yapması ve evliliği üzerinden tehdit edilmesi,
Tehdidin sonucunda geçen hafta bir ayrılık hikayesine tanık olmamız bize koskocaman ve çok ilginç bir öykü anlatıyor Lale. Evet, yani Zehra Taşkesenlioğlu ve kocası Ünsal Ünalban'dan bahsediyorsun. Evet, evet. Ondan bahsediyorsun değil mi? Ünsal Ban'dan, özür dilerim. Evet.